İnsan, eğer ibadet sözünü doğru anlasa, insanın her bir hareketi, onun yapılışı, sukut saklaşı, tabassum kılışı, yığılışı, mahzun buluşu, hursan buluşu, oturuşu, yürüyüşü, hepsi ibadet oladı. Eğer de biz ibadet dediğin sözünü doğru manada çünkü alsak. Çünkü hazır bu turgan bo'lib o'tgan voqea bu ham inson agarda biz fahmimizni dunyo qarashimizni to'g'rilaydigan bo'lsak ibodat nima uchun? Chunki bu narsani biz yaxshilikka yo'ydik va Allohning ilmiga nisbatini berdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mo'minning holati shunaqa. Unga yaxshilik bo'ladigan bo'lsa nima qiladi? Yaxshilikka shukr qiladi. Yomonlikka yetadigan bo'lsa sabr qiladi. Bu holat faqatgina mo'minda. Ajaban li amri mo'min dedilar. Mo'minning ishiga ajablanmadilar. Mana shu narsa. Shuning uchun mo'minning har bir holati ibodat bo'ladi. Har bir holati. Hatto sukunati, ya'ni sukut saqlab turishingiz ham shu darajada. Faqatgina bitta mo'min nimada ibodat so'zini to'g'ri ma'noda tushunishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh Alloh taolo ko'rsatib qilamiz ibodat.